Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde iç içe dizileri göreceğiz. Bir önceki derste de söylemiştim zaten. Şimdi vakit kaybetmeden bir örnekle iç içe dizileri öğrenelim. Şimdi üyeler adında bir dizi oluşturuyorum arkadaşlar ben. Eşittir diyorum. Bu şekilde diziyi oluşturabiliyorduk arkadaşlar değil mi? Şimdi kara parantezlerimin içerisine ben 1, 2, 3 diye değerlerimi giriyorum ve ekrana bunu yazdıracağım printr ile. Bakalım üyeler ereyim nasıl gözüküyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar değerler geldi karşıma 0, 1, 2 indislerinde 1, 2, 3 değerlerini tutuyoruz şu anda. Şunu da kapatalım. Şimdi iç içe dizilerde arkadaşlar biz bu biri bir dizi haline getirebiliyoruz. Şöyle ki hemen bunu bir dizi haline getirelim. Nasıl yapalım? Önce şunları şöyle bir alt satıra geçirelim. Şimdi i̇şte ben buna ok çıkartıp kare parantezlerimi açarsam ne olacak arkadaşlar? Şu anda ben bunu bir dizi olarak tanımladım. Hemen bakalım gördüğünüz gibi içerisi boş bir şekilde karşıma dizi olarak geldi. Ve ben bu dizinin içerisine de istediğim gibi değerler atayabilirim. Örneğin ne diyelim isim Şahin olsun. Virgül bırakıyorum aşağı iniyorum soy isim sever olsun ve diyelim ki meslek yazılımcı diyelim ve bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bu birinci değerim artık bir array oldu ve bu array içerisinde isim, soy isim ve meslek indislerine ait değerleri tutabiliyor. Ve bunu istediğim kadar devam ettirebilirim. Örneğin şu mesleği de bir dizi haline getireyim. Diyorum ki ne diyelim? Web diyelim. Bunu da bir dizi haline getirelim. Dil diyelim arkadaşlar buna da. Hatta direkt bildiğimiz bildiğimiz dilleri yazalım. PHP PDO Node JavaScript diye istediğimiz kadar uzatabiliriz bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Mac meslek altında yeni bir array oluşturdu. E, web, ve webin altında da e, indislerini belirlemediğimiz otomatik olarak indisleri atanan PHP, PDO, Node ve JS JavaScript olarak e, array'imizi oluşturduk ve biz bunu hepsi için aynı şekilde oluşturabiliriz. Şunu alalım şöyle. Mesela 2 için de aynı şey yapalım. 3 için de aynı şey yapalım. İsimlerini değiştirelim mesela. Mesela birinde yaptığınız bir şey diğerinde yapmak zorunda değilsiniz. Mesela bunda sadece isim soyisim tutalım. Ne olsun? Volkan Ersever olsun. Mesela bunda Mustafa Ersever diyelim. Bunda direkt bir meslek girelim mesela. Muhasebeci olsun arkadaşlar. Ve ekrana çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu direkt meslek ereğinde muhasebeci değerini tutuyor ee, ama ilk ereğimizin ilk e, ereğinde meslek kısmında önce web adında bir ereği tutuyor. Sonra içerisinde onu parçalara bölmüş, bölünmüş halde farklı değerleri barındırıyor. Peki ben bu değerleri mesela buradaki JS'i ekrana nasıl yazdıracağım arkadaşlar? Öncelikle şu printer, printer'ı bir e, açıklama satır haline getirelim ve eko diyorum. Şimdi ben ne yazdıracağım arkadaşlar? JS yazdıracağım JavaScript'te. Üyeler diyorum arkadaşlar. Üyeler ta, üyeler array'imin birinci değeri onun altındaki array'de meslek ve onun altındaki array'de web ve onun da altındaki bunların değerlerini otomatik olarak atamıştı. 0, 1, 2, 3. indisi yazdırmak istiyorum. Bu şekilde ben ekrana JS olarak çıktımı gördüğünüz gibi alabiliyorum arkadaşlar. İç içe dizilerde bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.